Merhaba sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri. İşte nihayet bir koca yılı daha arkada bıraktık. Zor geçti, ite kaka geçti belki ama o da bitti gidiyor. 2020 yılına hoşça kal. 2021 yılına da merhaba dediğimiz aynı hafta içerisinde bu geçişi yaşayacağımız bir zaman dilimindeyiz. Hepinize merhabalar, sevgiler her tatsız, her acılı yaşanana, her yaşanmayan mutluluğa, kaçırılan huzurlara inat, tüm güzel beklentilerimizi, umutlarımızı, pozitif hayallerimizi 2020'nin sorumluluğuna yükleyip bıraktık geride diyelim. 2021'den yeni beklentilerle, yeni umutlarla, yeni güzel duygularla yola çıkalım inşallah. Aslında yılların bir kabahati yok. Şu yıl iyi geçti, şu yıl kötü geçti diyoruz. Bu yıl üzüntülüydü, bu yıl karamsardı. Yıllarda değil problem. Problem insanoğlunda. Yani bütün sorumluluk bizde, bizim omuzlarımızda. Biz ne kadar duyarlılıkla sahiplenirsek görevlerimizi, bireyselliğimizi, bireysel haklarımızı, sorumluluklarımıza ne kadar el uzatabilirsek, ihtiyacı olanların ne kadar elinden, yüreğinden tutabilirsek ne kadar ses çıkarabilirsek haksızlıklara kanunsuzluklara ne kadar direnebilirsek zorluklara ne kadar mücadele edebilirsek cehaletle basiretsiz kifayetsiz megaloman bağnaz hain sahtekar yaratışlarla ne kadar güzellikle umutla sevgiyle besleyebilirsek bebelerimizi gençlerimizi kendi ruhumuzu ne kadar sahip çıkabiliyorsak masumlara, çocuklara, kadınlara, insan haklarına ne derece önemsiyorsak önce insanı renk, din, dil, kültür ayırmadan işte o zaman sahip çıkmış olacağız 2021'e. O zaman 2021 beklediklerimizin hepsi olmasa dahi belki bir kısmının gerçekleştiğini gösterebilecek bize. Ama diğer taraftan kötü, karanlık, despot, hain, riyaker, sahtekar, yalancı, hırsız, katil, canavar insanların da hayalleri ve kendi karakterlerinin beklentisi olan planları, arzuları ve hatta duaları var. Kötülük yapmak üzere düşünen, onlar için dua edenler de var. Dua edip dilek tutanlar, umut besleyenler İlle de iyi insanlar değil ki. Ben onun için tanımadığım, bilmediğim insanları kapsayacak şekilde, daha dünyanın neresinde kimlerin ne kötülükler düşündüğünü bilmeden, herkes için topyekun Allah ne muratları varsa versin, Allah dileklerini kabul etsin gibi iyi niyet göstergelerinde hiç bulunmayı sevmem. Nereden bilebilirim ki kim ne diliyordur? Herkesin iyi dileği olsa bu dünya bu hale gelir miydi zaten? Demek ki birileri de kötülük için düşünüyor, kötülük için hayal ediyor, kötülükler için umutlanıyor ve öyle yaşıyor. Onun için sosyal paylaşımlarımda da, yazılarımda da hep insanlık için, dünya için güzel ve yapıcı tüm dualarınız kabul olsun. Dilekleriniz gerçekleşsin diye hitap ederim. Yani bir kötülük planlayan, insanlık için, dünya için, kainat için kötü olacak bir şeyin peşinde olan insanlar için bilmeden dualarını nasıl amin derim, desteklerim. Onun için 2021 adına da daha fazla bir şey diyemeyeceğim. İnsanlık, barış için, suh, insan hakları için, adalet için, güzel bereketli bir dünya, hakkıyla yaşayan tabiat ve diğer canlılar için, sağlıklı, mutlu çocuklar ve aydınlık gelecek nesiller için Varsa pozitif iyi güzel dilekler, onları düşünenlerin hepsinin umutları, hayalleri, rüyaları, duaları kabul olsun diyorum. Evet, gerçekten şaşkın insanoğlu. Hala daha da ne kendini anlayabilmiş, ne tabiatla ilişkisini anlayabilmiş değil. Onun için şaşkınlığı devam edip duruyor. 2021'de de bu çok farklı olmayacak binlerce yıl olmuş düşünmeye, sorgulamaya başladı insanoğlunun. Ama geldiğimiz yerde yine şaşkınlığımız devam ediyor. Neleri merak etmiş, nelere cevap bulmuş ama hala da en çözemediği konuların başında insanın kendisiyle ilgili soruları geliyor. Bu anlamda ünlü bilgi Eflatun'un kendisine sorulan bir soruya, insanoğlunun en şaşırtan davranışları nedir sorusuna verdiği cevap gerçekten bakın aradan ne kadar zaman geçmiş hala geçerliğini yitirmiş değil. Diyor ki Eflatun, insanoğlu çocukluktan sıkılır, büyümek için acele eder. Sonra da çocukluğunu özler. Önce para kazanmak için sağlığını harcar, sonra da yitirdiği sağlığını kazanmak için parasını. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar, sonra da hiç yaşamamış gibi ölür. Hayata hazırlanmaya o kadar çok zaman harcar ki insan, hayatını yaşamaya zaman bulamaz. Yarını o denli düşünür ki, bugünün elinden kayıp gittiğini fark etmez bile. Oysa hayat, geçmişte ya da gelecekte değil, şimdiki zamanda yaşanır. Evet, bugünün modern insanının gittikçe girifleşen yapısını düşündüğümüz zaman Eflatun'un bu cevabı ne kadar naif ama aslında hala daha hiçmiş değişmemiş bir hakikat olarak yenileniyor. Evet, 2020'yi geride bırakırken her yıl adet olduğu üzere muhtelif medya kurumlarınca ya da vakıflarca adeta bir insanlık Oscar'ı olan yılın adamı, yılın kadını gibi ödüller dağıtılıyor, veriliyor. Ben aslında bu ortaya çıkan, ismi bilinen, yaptığı bilinen, insanlık adına, insan adına güzellik, pozitif bir oluşum, bir üretim, bir yaratılış ortaya koymuş kadınlar ve erkekler dışında aslında daha kim bilir bizim hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, Dünyanın herhangi bir köşesinde kendi küçük dünyası içerisinde ama bütün dünyaya mal olacak bir güzellik yaratan, yaratmış olan veya kendi dahi farkında olmadan dokunmuş olan daha nice nice insanlar olduğuna inanıyorum. Kadınlar, erkekler, gençler ve hatta çocuklar. Kim bilir öyle bir şey yaratmış olabilirler ki şu an öyle bir söz söylemiş Öyle bir eylemde bulunmuş olabilirler ki, belki bugün değil, belki onlarca yıl sonra bunun yansımaları insanlık adına, insanlık tarihinde çok önemli bir yere oturacaktır. Kim bilir belki de dünyayı kötüye yönlendirecek, kötüye götürecek birilerini engellemiştir birileri hiç farkında dahi olmadan. Belki de uğrunda bir savaş vererek ama isimleri belli değildir, biz onları tanımıyoruzdur, kim bilir belki öyle biri var ki dünyanın bir yerinde, belki de daha onlarca yıl sonra topyekun bütün dünyayı barışa erdirecek bir insan olarak yetişmektedir, daha bebektir. Ya da bir ana vardır, böyle yetişecek ve bunu gerçekleştirecek bir çocuğa şu an hayat vermiştir. İşte dünyaya ve insanla, kainata saygı duymamız gereken tüm canlılara bu barışı huzuru mutluluğu yaratacak her kim ne yaptıysa dünyada ve yapmak üzere yetişen her kimse ve onu yetiştiren doğuran her kimlerse onların hepsi benim için yılın kadını yılın erkeği yılın genci yılın çocuğu o tanımadığımız insanlara tanımadığımız kıymetlilere de buradan bir kez daha beni tanımasalar da onlar saygılarımı gönderiyorum. Evet sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, umarım 2020'nin verdiyse size acı, hüzün, keder ve mutsuzluk, bütün hepsini unutturacak kadar güzelliklerle gelmiş olmasını diliyorum 2021 yılının. Siz de ona yeni, taze bir bebek gibi sarılın, içine taze güzel umutlarınızı koyun, ve öyle besleyin. Hepimiz aynı inançla, aynı umut ve aynı sevgiyle beslersek 2021'i aksini düşünen, aksi için çalışanlara karşı dünyayı ve insanlığı daha güçlü, daha kuvvetli ve yarınki kavgalara daha hazır kılacağımızdan eminim. Şimdilik hepinize harika bir yeni yıl diliyor, sevdiklerinizle beraber güzelliklerle paylaşmanızı umut ediyorum. Hepiniz sıhhatle kalın. Sevgiyle kalın ve hatta mümkünse aşkla kalın. Şimdilik hoşça kalın.